Gerçekten evet demek istiyorsan asla hayır deme. Sözlerime ünlü fenomen, iş kadını, edebiyatçı, moda, sağlıklı beslenme ve yaşam gurusu Şeyma Subaşı'nın sadece Şeyma ismiyle yayınlanan kitabından alıntıladığım bu veciz sözle başlamak istedim. Geçtiğimiz 4 haftadır edebiyat dünyasında yer yerinden oynuyor. Şeyma Subaşı'nın Haziran ayının ortalarında raflarda yerini alan kitabı Sadece Şeyma, gerek yazılı basında gerek görsel ve sosyal medyada kendinden oldukça bahsettiriyor. Ben de bu videoda yakın zaman önce okuma ve inceleme şansını yakaladığım bu muhteşem eseri irdeleyerek kitap hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitabın konusu nedir? Kitap neyi anlatıyor? İlk bakışta kapak tasarımıyla dikkat çeken kitap toplamda 169 sayfadan oluşan bir kitap. Peki Şeyma Subaşı bu kitapta ne anlatıyor? Aslına bakarsanız adından da anlaşılacağı gibi kendinden bahsediyor. Sadece Şeyma. Büyük bir açık yüreklilik örneği göstererek bu harikulade eseri kaleme alan yazar çocukluk yıllarından başlayarak hayatının hem mutluluk verici hem de en duygusal ve fedakarlık örnekleriyle dolu yıllarından birçok kesiti bizlerle, kitapseverlerle buluşturmuş. Kitabın içeriğiyle ilgili detaylara daha fazla girmeden önce bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Şeyma Subaşı kitabı satışa sunulmadan önce yaptığı açıklamada kitabı kendinin yazmadığını söylüyor. 3 farklı editörün kitabı yazdığını, kendisinin sadece hayatını onlara anlattığından bahsediyor. Her ne kadar kitabın en vurucu kısımları olarak tanımlayabileceğimiz Şeyma Subaşı aforizmalarıyla hem okuyucuları hem de edebiyat eleştirmenlerini derinden etkilemiştir. Ben edebiyatçıyım demedim diyen Şeyma Subaşı, sizler benim hayatımı merak ediyordunuz ve bu kitap sizin sayenizde çıktı diyerek olağanüstü bir tevazu örneği de gösteriyor aynı zamanda. Kitabın ön satış için hazırlanan tanıtım metninde Şeyma Subaşı bizlere şöyle sesleniyor. Hatırladığım ilk anı neydi? Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor. Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra. Ve anneannemin masallarını. İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum. Sonrası fırtına. Hepinizin bildiği gibi. Ve şimdi yine pembe bulutlar. Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım. Ve küçük bir kız çocuğunun kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim. Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı. Bu satırlar vasıtasıyla, özel yaşamıyla birlikte duygu dünyasının kapılarını da okuyucularına, sevenlerine sonuna kadar aralıyor Şeyma Subaşı. Abartıdan arındırılmış, yalın ve samimi bir dille kaleme alınan kitap, içinde bulunduğumuz çağın yozlaşmış kültürünün baskısı altında ezilmiş anne babasının küçük kızı ve genç bir annenin hayat mücadelesini birebir aksettiriyor. Kim bilir, belki başarılı bir senaristin elinde sinemaya uyarlanarak, örneğin Nuri Bilge Ceylan gibi usta bir yönetmenin yönetiminde biyografi tarzında kült bir film olarak sinema tarihinin altın sayfalarında yer alabilir. Redaksiyon ve kitabın yaratım aşamasında önemli bir husus olsa da asıl olarak Şeyma Subaşı'nın bahsetmiş olduğu 3 ayrı editörün yapmış olduğu iş, yazarın duygularını aksettirdiği cümlelerinin düzenlemesini yapmak. İmla kuralların uygun bir yapıda olmasını sağlamaktan başka bir şey değil. Sadece Şeyma isimli güzide esere asıl ruhu veren kesinlikle Şeyma Subaşı'nın sıra dışı yaşamı ve kendisinin Şeyma Subaşı olmak yolunda verdiği bu muhteşem mücadelenin insani olan tüm değerler gibi olanca duygusallığıyla yüreklere yansımasıdır. Bu duyguların doruk yaptığı noktaysa kitabın son bölümünde açığa çıkıyor. Gelelim kitabın içeriğine. Az önce de bahsettiğimiz gibi kitap 169 sayfa ve bunun 1/3 biri. Bir nebze daha dikkat çekici olması amacıyla kitabın ana metinlerinin bütünlüğünden ayrı bir şekilde sunulan sayfalardaki özlü sözlerden oluşuyor. Bu özlü sözlerin bir kısmı Rahibe Teresa gibi dünya çapında tanınan kanaat önderlerinden alıntılandığı gibi büyük bir kısmı da Şeyma Subaşı'ya ait. Yazarın hayat yolunda verdiği eşsiz mücadelenin kelimelere dökülmüş hali olan bu veciz sözler özellikle genç neslin yaşamına büyük katkı sağlayacak kalitede önermeler de sunuyor. Örneğin herkesi mutlu edemezsin çünkü sen pizza değilsin sözü özellikle kişisel gelişimini tamamlama yolundaki genç dimağların başka bireylerin de mutluluğunu sağlamaya çalışırken kendini de unutmama, sonuçsuz kalacak çabalardan uzak durma noktasında adeta muhteşem bir ufuk açıyor. Haliyle kitap bir solukta okunuyor. Kitabın ilk sayfasında Şeyma Subaşı olmamı sağlayan herkes
herkese selam olsun. İkinci sayfasındaysa acımadı ki yazması ilginizi çekebilir. Şeyma Subaşı burada kendi olma yolunda günümüz modern hayatında genç bir annenin aynı zamanda başarılı bir iş kadını olabileceğini göstermeye çalışırken kendisini pasifize etmek isteyenlerin engellerini nasıl da fırsata çevirerek zafere ulaştığını anlatıyor. Her ne kadar sadece Şeyma'nın otobiyografi tarzında kaleme alındığını söylesem de Şeyma Subaşı'nın samimi dili kitabın adeta hayalleri peşinde koşan bir genç kadın ve fedakar bir annenin güncesi hissiyatını uyandırdığını söylemek de elbette mümkün. Kitabın sayfalarını çevirdikçe Ayşe Arman'ın da kitap hakkında yaptığı yoruma katılmamak elde değil diye düşünüyorum. Ne demişti Ayşe Arman? Kitabı bir çırpıda okudum ve tek kelimelik özetim sarsıcı. Ayşe Arman'ın 4 Temmuz tarihli Hürriyet gazetesinin Kelebek Ekin'de yazısına daha sonra değineceğim. Zira Arman'ın kitap hakkında yorumu da en az kitabın kendisi kadar sarsıcı. Şeyma Subaşı'nın Gerçek Şeyma Kim Mi? Bölüm başlığı altında yazılanlardan bir bölümünü sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Yaşadığım onca kandırılmaya rağmen insanlara hemen inanırım. Sözlerini senet sayarım yani. Yalan söylediklerini anladığım zaman onlara asla yalan söylüyorsun imasında bulunmam. Doğru söylemeleri için çok da fark ettirmeden üstlerine giderim. Ya da yalan söylediklerini bildiğim ama onlara inanmayı seçtiğimi hissettiririm. Nasıl mı? Bilmem. Bir de yalan söyleyemem. Bana inanmadığınızı hissediyorum. Ama gerçekten söyleyemem. Başım bu yüzden geçmişte çok ağırdı zaten. Kitabı okuduğumda yazarın eski eşi Acun Ilıcalı'dan doğrudan bahsetmediğini fark ettim. Fakat kızına hitaben kaleme alınan satırlarda biz ona babasıyla iyi bir üniversite sağlamaya çalışacağız ve elimiz yüreğimizde onu okullara yollayıp kendi yapamadıklarımızı ona yüklememeye çalışarak yollar sunacağız ve görevimizin bir bölümünü tamamlayacağız sözleriyle Acun Bey'i de onore ettiğini görüyoruz. Arada bir Şeyma Subaşı'nın özlü sözlerine de yer vermek istiyorum. Karanlık çökmeden yıldızları göremezsin. Gerçekten manidar, inanılmaz bir söz değil mi? Kitabın diğer bir bölümünde şimdilerde geçerli tek akçe Instagram takipçileri ve ben de böyle değerlendirirseniz oldukça ünlü, başarılı, zengin bir kadınım diyor Şeyma Subaşı. Kitabı ilk baskısında 40 bin satmış bir ünlünün aslına bakarsanız sosyolojik açıdan da incelenmesi ve kitabının da bu doğrultuda irdelenmesi gerekiyor. Zira birçok çocuk ve gencin rol model olarak algıladığı ünlü olmayı başarmış kişiler bu çocukların ve gençlerin gelecek hayallerini de ciddi anlamda etkiliyor. Aynı zamanda bir başarı hikayesi olarak karşımıza çıkan kitap gelecek nesilleri yönlendirme anlamında büyük bir sorumluluk projesi olarak da karşımıza çıkıyor. Gelelim Ayşe Arman'ın yazısına. Ayşe Arman kitabı zaten okumak istediğini ve görür görmez satın aldığını dile getirerek başlıyor. Devamında kitabın edebi değerinden, Şeyma Subaşı'nın betimlemelerinin ve anlatımının profesyonelliğinden bahsederken onu merhum yazar Yaşar Kemal'le kıyaslayarak özellikle betimlemelerinin aynı kalitede olduğundan dem vuruyor. Adeta duygularımıza tercüman olan yazısıyla Ayşe Arman hanımefendiye kitap incelemesi ve yorumlarıyla edebiyat ve düşünce dünyamıza yapmış olduğu bu muhteşem katkıdan dolayı sonsuz şükranlarımızı da burada belirtmek isterim. Son olarak yine bir Şeyma Subaşı veciz sözüyle sizlere veda etmek istiyorum. Bir gün soğanı bile ağlatacağım. Bu konuda başarı sağlayacağından hiçbir şüphemiz olmamakla birlikte insanlığın soğan karşısında kazanacağı bu zafere giden yolda Şeyma Subaşı'ya olan inancımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.